Herkese selamlar dostlar. Türkiye'nin büyük bölümü aşırı sıcakların etkisiyle kavrulurken Türkiye ve dünya gündemi de alev alev yanmaya devam ediyor. Vakit kaybetmeden hızlıca başlıklarımıza göz atalım, bakalım otopsi masamızın bugünkü konuları neler? ABD Başkanı Biden, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu durum Rusya-Ukrayna savaşına nasıl etki edecek? Zelenski liderliğindeki Ukrayna hükümeti için kara günler başlıyor. ABD desteğini yitirmek üzere olan Ukrayna şimdi de Alman desteğini kaybetmeye hazırlanıyor. Alman hükümetinin 2025 bütçe taslağına göre Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım 2024'te yaklaşık 8 milyar avrodan 2025'te 4 milyar avroya düşürülecek. Daha 2025'e çok var ve bu rakam tamamen de iptal edilebilir. Neden olduğunu ve sebeplerini kimsenin ele almadığı farklı bir pencereden sizlere izah edeceğim ve Yeşiller Partisi üyeleri yargılanma korkusu taşıyorlar mı, bunu işleyeceğiz. Trump atlattığı suikastin hemen sonrasında kendisini aramayı reddeden Zelenski ile görüştü ve ona Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini bizzat söyledi. Ukrayna parçalanırsa hangi ülkeler Ukrayna'dan toprak talep ediyor? Daha önce duymadığınız, sizleri oldukça şaşırtacak bu detayları birlikte inceleyeceğiz. Dostlar, her zaman olduğu gibi hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel bilgiler sizi bekliyor. Videomuza başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Yapan herkese samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine büyük bir kesim çok şaşırarak baksa da zaten bunun olacağı günler öncesinden belliydi. Daha dün eşim bana Biden'ın hastalık testinin pozitif çıktığını söylediğinde ilk tepkim, "Ah, adamı adaylıktan çekecekler, bu da bahanesi" demiştim ve söylediğim çıktı. Yazık, zaten adamın hastalığı artık çok ileri bir durumdaydı. 2 gün önce de karısını bile karıştırıp bir partide yanlış kadını öpmeye kalkmıştı. Dostlar, aslında Biden'ın adaylıktan çekilmesinin fazla bir anlamı yok. Demokratlar ve küreselciler artık daha fazla rezil olmamak için bu hamleyi yaptılar. Tahmin ettiğiniz üzere artık Rusya-Ukrayna savaşı sert bir biçimde yön değiştirmiş durumda ve Zelenski önderliğindeki Ukrayna için kara günler başlıyor. Bu savaş artık 3. yılını geride bıraktı ve elbette savaşın doğası gereği yıkım ve acı onunla birlikte ilerliyor. Ukraynalı ve Rus sivil kayıpları ise bu faturanın en acı kısmı elbette. Artık cepheye gönderecek asker bulamayan Ukrayna, şimdi de savaşın başlangıcından beri Batı tarafı neredeyse sonsuz bir biçimde yapılan para ve silah yardımının azalarak biteceğinin farkına vardı ve oldukça çaresiz durumda. ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok yardım yapan Alman hükümetinden Ukrayna'ya yönelik yeni ve acı bir karar geldi. Hükümet tarafından onaylanan bütçe taslağına göre Almanya önümüzdeki yıl Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı neredeyse yarı yarıya azaltacak. Bu yardımın 8 milyar avrodan 4 milyar avroya indirilmesi planlanıyor. Bu kararın alınmasındaki önemli faktörleri de tekrar bir ele alalım. Öncelikle vergi mükellefi Alman halkı sonu gelmeyen bu savaş için bedel ödemekten bıkmış vaziyette. Vergilerinin Ukrayna'ya yardım olarak gitmesini değil, Almanya'nın sorunları için harcanmasını istiyorlar. Almanya aynı zamanda Ukrayna'ya daha önce söz verdiği hibe uçak projesinden de vazgeçti, hem de oldukça komik ve trajik sayılabilecek bir sebeple. Alman hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit, Ukrayna'ya çeşitli tiplerde savaş uçakları göndermenin bir anlamı yok. Bu uçaklar dışarıdan benzer görünse bile kullanımları çok farklıdır ve bu uzun vadeli bir eğitim gerektirir açıklamasında bulunarak Ukrayna'ya savaş uçakları vermeyecek tekrar belirtmiş oldu. Kısaca Almanya diyor ki, biz bu uçakları göndersek bile Ukraynalı pilotların eğitimi uzun zaman alır ve bu uçakları kullanamazlar. Elbette bu kamuoyuna söylenen süslü oyalama sözlerinden ve taktiklerinden başka hiçbir şey değil. Tabii ki bunda şu andaki Alman hükümetinin, yani Yeşiller Partisi üyelerinin gelişen mevcut durumu görerek öncelikle kendi gelecekleri için hamleler yapması şeklinde de yorumlanabilir. Rusya-Ukrayna savaşının dünya
dünyada sistem değişikliğinin çok önemli başlangıç noktalarından birisi olduğunu tabii ki Yeşiller Partisi de biliyor. Bilmemeleri mümkün değil. Ve bir sonraki seçimlerde de çok radikal bir değişiklik olmazsa aşırı sağcı AfD'nin iktidara geleceğini biliyorlar. Almanya için alternatif yani AfD Partisi eş genel başkanı Alice Weidel iktidara gelmeleri halinde AB'de bir reform yapmaya çalışacaklarını, olmazsa da Avrupa Birliği'nden çıkış için referandum yapacaklarını söyledi. Ve bu söylemini de sık sık dile getirerek sıcak tutmaya devam ediyor. Reform girişiminin mümkün olmayacağını zaten herkes biliyor dostlar. Avrupa Birliği dinamikleri içinde bu pek olası ve mümkün değil. Eş başkan Weidel eğer böyle bir reform mümkün değilse AB üye ülkelerinin egemenliğini yeniden tesis edemiyorsak o zaman tıpkı Birleşik Krallık'ta olduğu gibi vatandaşlar karar vermelidir. O zaman bir Dexit referandumu yaparız ifadesini kullanmaktan da çekinmiyor ve oldukça taraftar bulduğunu da biliyorsunuz. Dünyayı şok eden suikast sonrasında bildiğiniz gibi Trump Kasım ayında ABD başkanlık koltuğuna oturmayı neredeyse garantilemiş vaziyette. Ve Trump ABD'yi yeniden güçlü yapabilmek adına Orta Doğu ve Avrupa'dan asker çekerek iç meseleleri onarmaya çalışacağını her zaman vurguluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme sözü ise en iddialı olanı. Peki bu mümkün mü? Elbette ki mümkün. Trump suikast sonrası ilk etapta kendisini aramayan ama daha sonra aramak zorunda kalan Zelenski ile yaptığı görüşmede şimdi sizlere aktaracağım kelimesi kelimesine şu ifadeleri kullandı. Bir sonraki ABD başkanınız olarak dünyaya barış getireceğim ve sayısız masum aileyi mahvederek pek çok cana mal olan savaşı sona erdireceğim. Her iki tarafta bir araya gelerek şiddeti sonlandıracak ve refaha giden yolu açacak bir anlaşma için müzakere edecek. Elbette bizim Batı tarafından manipüle edilen küreselci kopyası medyamızda AfD ile ilgili hep aşırı sağcı VBVB gibi detaylar verilir ama AfD ile Rusya ilişkileri hakkında nedense kimse konuşmaz ya da konuşturulmaz. Şimdi aslında basit bir aramayla sizlerin de ulaşabileceği ama hep gözden kaçırılan ve saklanan detaylar hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Almanya, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yerel meclisinde AfD'yi temsil eden Christian Blacks, 2022'de Facebook hesabındaki gönderisinde Almanya ve Rusya bayrağının yan yana durduğu bir broşun fotosunu paylaşarak Saksonya Meclisi'nden Hans Thomas Till Schneider ve Daniel Wald'ı yanına alarak Donbas'a gitmişti ve Yeşilleri suçlayan konuşmalar yapmıştı. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs'ta verdiği Zafer Günü resepsiyonuna da eski Başbakan Schröder ile Sol Parti ve Almanya için Alternatif Partisi temsilcilerinin katılması da Alman medyasını şok etmişti. Alman tabloid gazetesi Bild'in yazısında da Zafer Günü resepsiyonu için parti dendi ve Schröder'in etkinlikteki varlığı da bayrama kötü arkadaşlarla katılmak olarak nitelendirildi. Çünkü işlerine gelmiyor, sahipleri başka şeyler yazmalarını söylüyor. AfD lideri Çrupulla'nın renkleri de Rus bayrağını andıran kravatı da Alman gazetesini çok kızdırdı. ABD baskısıyla Yeşiller Rusya'ya karşı ülkelerini büyük sıkıntı ve zarara sokan ambargoya katılıp özellikle enerji alanında ve pazar kaybı neticeleriyle Almanya'yı zor durumda bırakmışlardı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve tabii ki Yeşiller Partisi'nin politikacıları da çatır çatır gelen sistem değişikliğini görüyor. ABD'nin Ukrayna'ya tüm desteği bir anda keseceğini de hesaplıyor ve sonrasında AfD iktidara geldiğinde koskoca ülkeyi ABD'nin dümen suyunda tutarak zarara soktukları için mahkemeye çıkabileceklerinin de hesabını yapıyorlar. İşte bu hesaplamalar yüzünden önceden söz verdikleri uçaklar yalan dolan oldu, gelecek sene yardımı yarıya düşüreceklerini de beyan ettiler ama o tarih geldiğinde bu savaş zaten çoktan bitmiş olacak. Zelenski, Trump'ın da baskısıyla Rusya'nın bugüne kadar aldığı toprakların Rusya'ya devriyle ilgili bir barış sözleşmesine imza atmak zorunda kalacak. Bunu başta Almanya'nın bugüne kadar gördüğü en zayıf başbakanı olan Scholz da biliyor.
AFD ise bu işin sonrasında öncelikle Rusya ile ilişkileri tamir ederek ülkesi için kötüye giden süreci tersine çevirmek için hamle üstüne hamle yapacak. Almanya başta sanayisi için hayati öneme sahip Rus doğalgazı ve ticari anlaşmaları için kaybettiği Rus coğrafyasına da yeniden girmeye çalışacak. Peki siz bu aşamada Putin'in kendi askerlerine karşı kullanılması için muazzam silah ve para yardımı yapan bu yeşiller yöneticilerini unutacağını veya affedeceğini mi düşünüyorsunuz? Ben affedilmeleri gibi bir şeyin hiçbir şart altında mümkün olmayacağına inanan birisiyim. Umuyorum Almanya'nın artık Ukrayna konusunda neden sert bir biçimde yan çizmeye başladığını da izah edebilmişimdir. Dostlar gelelim Ukrayna'nın parçalanma riskine ve Ukrayna'dan toprak talep eden ülkeler kısmına. Videoda da vurguladığım gibi barış antlaşmasında Rusya ele geçirdiği tüm topraklara kendi bayrağını dikecek. Buna Odessa da dahil çünkü Ukrayna'nın Karadeniz'e bir kıyısı olmasını istemiyorlar. Peki bunu istemeyenler sadece Rusya mı? Ukrayna tarihini biraz bilenler özellikle Polonya ile büyük sınır problemleri olduğunu çok iyi bilir. Polonya Ukrayna'nın batısına halen kendi toprağı olarak görüyor ve milliyetçi Polonyalıların söylemlerinde bu her zaman günceldir. Bu savaşla birlikte zaten Polonya çoktan Ukrayna topraklarına konuşlandı ve asker yığdı. Polonya, Macaristan ve Romanya'nın Ukrayna'ya toprak iddiasında bulunmak için uygun zamanı bekledikleri de çok rahatlıkla söylenebilir. Bu ülkelerin Sovyet döneminde Ukrayna'ya dahil edilen bazı topraklarda hak iddia edebileceği NATO tarafından savaş çıkmadan uzun süre önce öngörülmüştü. Bu kapsamda savaş başlar başlamaz Ukrayna'ya en yakın destek Polonya hükümetinden gitti. Önce sözde ordudan emekli veya kaçak Polonyalı askerler Ukrayna ordusunda sağ sektörün yanında ve içinde yer aldılar. Batılı ülkelerin Kiev'e ve Moskova'ya adeta göstere göstere verdikleri diplomatik, silah ve mühimmat desteğinin ardından Varşova yönetimi ordusuna sürekli Ukrayna'nın Polonya, Rusya, Romanya ve Macaristan arasında yeniden dağıtıldığı yeni talimatlar yağdırıyor ve savaş harekat planları veriyor. Rus istihbarat raporlarına göre Polonya İktidar Partisi'nin lideri Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski de bir önceki dönemde Varşova'nın Batı Ukrayna'yı ele geçirmek için işgalin zamanlamasına karar verildiği ile ilgili bir rapor yayınlamıştı. Dostlar tabii bu arada Romanya'da Polonya gibi Ukrayna'ya karşı boş değil bir şeyler hissediyor. Bükreş yönetimi gelişmeler doğrultusunda Avrupa Atlantik Dayanışması'nın NATO müttefiklerini Romanya gibi ülkelerdeki müttefiklerin askeri varlığını arttırmakta dahil olmak üzere NATO'nun Doğu kanadının güvenliğini arttıracak yeni önlemler almaya yönlendirdiğini söyleyip duruyorlar. Bükreş sadece Ukrayna'nın bir kısmını değil Transdniester bölgesi üzerinden Moldova'yı da sınırları içerisinde görmek istiyor. Bu konuda Ukrayna'da yaşayan Roman azınlığın garantörü gibi hareket etmesi ihtimali de oldukça güçlü. Adamlar tezgahı zaten çok önceden ayarlamış durumdalar. Tabii bunun ne kadar hayata geçebilecek orası oldukça muammalı çünkü dünyada sistemler ve dengeler değişiyor. Tekrar konuya dönelim. Çünkü Moldova'nın Romanya ile birleşme ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gibi olası bir birleşme halinde Transdniester bölgesinin Romanya sınırlarına dahil edilmesi de söz konusu. Romanya Dışişleri eski bakanlarından Andrei Marga'nın Ukrayna'nın sınırlarını doğal faktörler göz önünde bulundurulmadan tamamen politik gerekçelerle oluşturulduğuna dair açıklaması aslında Bükreş yönetiminin niyetini açıkça beyan etmesinden başka bir şey değil. Sınırlarını büyütmek ve Ukrayna'nın bir kısmını topraklarına katmak istiyorlar. Romanya'nın neti budu ne de bu işe soyunsun, bu işler onun boyunu aşmaz mı diye düşünebilirsiniz. E peki Ukrayna'nın eti budu neydi ve böyle bir işe soyundu, daha doğrusu soyunduruldu. Tabii ki Macar akrabalarımız Trianon Antlaşması'na göre de bir parmak atmak istiyor.
Trianon Antlaşması ya da Trianon Antlaşması 4 Haziran 1920 tarihinde Birinci Dünya Savaşı'nın galip İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında Fransa'nın Versailles kentindeki Trianon Sarayı'nda imzalanan ve savaşı resmen sona erdiren anlaşmadır. Söz konusu antlaşma sonucunda Macaristan, savaş öncesindeki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Macaristan Krallığı'nın sahip olduğu toprakların yalnızca %28'ini, nüfusunun da yalnızca %36'sını elinde tutabilmişti. Bu anlaşma Macaristan'da elbette tepkiyle karşılanmış ve kaybettikleri toprakları geri almaya yönelik politikalar izlemesine neden olmuştur. Şimdi bu topraklar Romanya, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Avusturya ve Ukrayna'nın bir parçası olarak biliniyor. Dostlar, kısaca gördüğünüz gibi Macaristan, Polonya ve Romanya'nın Ukrayna'dan toprak talebinde bulunmak için Ukrayna krizinin sonucunu bekledikleri de bir gerçek. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.